Kütüphanesi'nden herkese merhabalar. Bilinçli aile, sağlıklı nesil için önceliğimiz çocuk sağlığı programları kapsamında aylık olarak Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz Avrasya Hastaneler Grubu canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Avrasya Hastanesi olarak tüm izleyenlerimizin yeni yılını tekrardan en içten dileklerimizle kutluyoruz ve yeni yılın ilk canlı yayınıyla karşınızdayız diyoruz. Bugün prematürlük ve yeni doğan problemlerinden bahsedeceğiz. Hem fiziken yanımda bulunan hem de Zoom bağlantısıyla yayınımıza katılacak olan önemli isimlerle sizlerle olacağız. Kimler olacak bugün canlı yayınımızda hemen hatırlatalım. Türkiye'de sayısı çok az denecek kadar kıymetli olan neonatolog ve Avrasya Hastaneler Grubu Yeni Doğan Ünitesi Bilimsel Danışmanı Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu, Avrasya Hastaneler Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Süleyman Yeni Ocak, Çocuk Hastalıkları uzmanlarımızdan Uzman Doktor Ersin Sarı, Uzman Doktor Mehmet Ali Talay, Doçent Doktor Ahmet Hakan Gedik, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Gülseren Kalak, diyetisyen Asena Özdemir ve konuşmacı annelerimiz Avukat Gamze Gökçe Pilevne, Memnune Elçi bizimle canlı yayında olacak kıymetli isimler arasında. Avrasya Hastaneler Grubu anne ve bebek sağlığı konusunda her türlü donanıma ve tercih edilir bir medikal kadroya sahip. Doğum öncesi ve doğum sonrasında gerekli olabilecek tüm hizmetlerimiz en kaliteli haliyle birçok gebenin kaliteli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirmesinde yıllarca rol oynadı. Yıllardır bu alanlarda göstermiş olduğumuz başarılar tavsiyeler de güzel ailelerle tanışmamıza vesile oldu. Burada doğan tüm çocuklarımıza da buradan selam olsun diyoruz. 22 yıldır tüm branşlarda olduğu gibi kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları servislerimiz ve polikliniklerimizde olağanüstü başarılar gösterdik. Çevrede, İstanbul'da, Türkiye'de ve dünyada tercih edilir, güvenilir bir sağlık kuruluşu olduk. Birçok gebenin yaşadığı problemlerden olabiliyor erken doğumla birlikte gelen bu prematüre bebekler dediğimiz nokta. Ya da diğer yeni doğan problemleri, bugün hepsinden bahsedeceğiz. Evet, değerli hocalarımın tecrübeleriyle de hem annelere hem anne adaylarına bu konuda ışık tutacak çok önemli bilgileri sağlayacağız. Buradan birçok prematüre bebeğimiz oldu Avrasya Hastanesi'nde. Şimdi birçoğu genç adam, birçoğu başarılı kız çocukları birlikte yol kat ettiğimizde bir sürü ailelerimiz var. İnanıyoruz ki izleyenlerimiz arasında. Evet, yeni doğan yoğun bakım alanlarımızda sevgi dolu hemşirelerimiz de en az sizler kadar yoğun bakım ünitemizde, evet doktorlarımız diyoruz, onlara da bebeklerimize emanet ediyoruz. Onlar da en az sizler kadar sevgilerini bebeklere sunuyorlar diyoruz. Evet, her tedavi bitimi de bu kapılarda mutlu anlara, mutlu kavuşmalara da şahit oluyoruz. Sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir bebek, kaliteli bir doğum hizmeti için hastanelerimizi ve birbirinden başarılı hekim kadromuzu tercih edebilirsiniz. Evet, tekrardan yayınımıza hoş geldiniz diyerek şimdi sözü kıymetli hocama bırakmak istiyorum. Evet, Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu bu etkinliklerimizde büyük anlamda katkılar göstererek tüm programlarımızın akışlarında öncesinde büyük bir çalışma halindeyiz. Tabii ki bu yayının öncesinde büyük de bir hazırlığımız oluyor sizlerin karşısına güzel çıkabilmek için. Hocamın da bu konuda katkıları oldukça fazla. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler Gönül. Çok güzel bir açılış yaptı. Programımızın amacını, neler yapacağımızı, Avrasya Hastaneler Grubu'nun geçmişini son derece güzel bir şekilde vurguladı. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada bizi izleyen çok değerli anneler, anne adayları, babalar, büyük anneler ve büyük babalar. Hepinize hoş geldiniz diyerek şahsım, bütün bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyon ekibi, tabii ki şu arada ekranda görünmüyor ama salonda bulunan ve bu programları yönlendiren
Sayın İbrahim Uğurlu, Avrasya Hastaneler Grubu İşletme Direktörümüz ve tüm emeği geçenlere ve özellikle de bu programdan istifade edecek olan çocuklarımız ve annelere adına hepinize hoş geldiniz diyerek en derin saygılarımı sunuyorum. Tüm arkadaşlarım değiniyorlar. Bugünkü konumuz daha önceki konularımızdan biraz daha farklı. Ama yine buradaki konulara günümüz şartları çerçevesinde nasıl davrandığımızı sizlerle paylaşacağız. Programımız son derece önemli. Gönül de vurguladı. Sağlıklı nesiller ve gelişmiş toplumlar için öncelikle çocuklar dedik. Çocukları yetiştiren kişiler anneler olduğu için annelerin bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi son derece önemlidir. Ve biz burada hedef kitlemizde anneler ve çocukları alıyorduk öncelikle. Ancak daha detaylı düşündüğümüzde toplumun geri kalanı, yani çocukların babaları, büyük anneleri ve büyük babalarını göz önüne aldığımızda programımız sadece anneler ve çocuklar için değil, tüm toplumun %100'ünü içermektedir. Yine programımızda belirttiğimiz gibi kadın doğumcu hocamız da burada, diğer yeni doğancı, çocuk ekibi, hemşirelerimiz, sağlıkçılarımız hepsinin desteğiyle bebeklerin sağlıklı doğabilmesi için hayata iyi başlangıçlar çok önemli. Yalnız hayata iyi başlangıç yapan bebekler sadece günümüzde değil, önümüzdeki 20-25 senenin anne baba adaylarının olduğunu düşündüğümüzde, demek ki sadece günümüz çocukları için değil, geleceğimizde ekleyebilmektedir. Yani programımız toplumun %100'üne hitap etmekte ve günümüzü ve gelecek nesilleri etkileyebildiği için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle izleyicilerden özellikle istirham ediyorum bu programın yaygınlaşması için, onların izlemeleri, çevrelerine duyurmaları, yaygınlaştırmaları ve bu konuya gereken üzerine göstermelerini, göstereceklerine zaten eminim. Evet, bu programda bizim amacımız, yani ısrarla vurguluyoruz, tüm arkadaşlarımız da vurguluyor. Sağlıklı nesiller ve gelişmiş toplumlar bir ülkenin gelişmişlik derecesinin uluslararası düzeyde değerlendirilmesine en önemli kriterlerden birisidir. Bu nedenle son derece önemli olup bu durumun gerçekleşebilmesinde en önemli faktör, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada en önemli faktör, bu olaydan birinci dereceli çocukların bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir birey olmasına en etkili faktör, kadının bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesidir. İşte bu konuda tabii ki ülkemizde, kamuda, birçok hastanede, sivil toplum kuruluşlarında buna benzer programlar yapılmaktadır. Biz de çocuk dostu bir hastane olarak Avrasya Hastaneler Grubu'nda, ki 22 sene öncemize giderek sevgili Gönül vurguladı. Ekranda da bazı resimler görülüyor. Ama daha detaylı bilgi edinmek isterseniz hastanenin web sitesine ve bu programla ilgili web sitesine ve belirli dijital ortamlara girdiğinde bunları göreceksiniz. Çocuk dostu programlar yaptığımızı çeşitli programlarda paylaştık. Ve bu nedenle biz ilk toplantımızı çocuklara yönelik, koruyucu çocuk sağlığına yönelik ilk programımızda çocuk haklarına yönelik yaptık. Evet. Ve daha sonra doğmamış çocuktan gebelik öncesi dönemden başlayarak bugün 3. programımızda gelmiş bulunuyoruz. Bu arada yeni programımıza başlamadan önce öncelikle 2 program şimdi ekrana gelecek, Gönül sunacak. Ben ama onları şöyle bir anons etmek istiyorum. 1. program çocuk haklarıydı. 26 Aralık'ta gerçekleştirdik. 2. programımız 3 Aralık'ta normal gebelik ve normal bebekler izlenmesiydi. Ve yine aynı gruptaki arkadaşlar ve bu programda olmayan ilave arkadaşlarla bu konuyu gerçekleştirmiştik. Ayrıca 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle de engelliliğe vurgu yapmıştı. Her programda bir önceki programdan, birinci programdan başlayarak her defasında tekrarlarını yapacağız. Yeni olaylarla bağlantıyı kurabilmek için. Evet, çok sevdiğim, çok başarılı ve bu işi büyük bir keyif alarak yapan Sayın Süleyman Yeni Ocak burada, kadın doğum uzmanımız. Geçen programda normal gebelik öncesi ve gebelikteki süreçlere değinmiştin. Evet, evet. Ama gebelikte tabii her zaman süt liman gitmeyebilir. Kesinlikle. Gebelik öncesi görülebilir veya öngörülmeyen riskler gelişebilir. Evet,
bu konularla ilgili öngörülebilemeyen, öngörülemeyen durumlar veya gebelikte daha önce her şey normal giderken ortaya çıkabileceğin riskler konusunda bizi aydınlatır mısınız lütfen? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar diliyorum. Hem Sayın Hocamızın hem bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımızın gerçekten önemli bir katkısı oluyor bu çocuk sağlığı süreçlerine. Hem diğer katılımcılara hem özellikle başta hocamız olmak üzere emeği geçen herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Bize de ayrıca branş olarak söz hakkı tanındığı için ayrıca teşekkürler. Tabii ki her zaman da... Her zaman kadın doğum çocuk, tabii ki. Neonatoloji, perinatoloji yan evet, yana, omuz evet. omuz olmalı. Evet, evet kesinlikle. Kesinlikle zaten bu programda özellikle bunu, bunu vurgulamamız gerekiyor. Her gebelik her zaman, gebelik her ne kadar normal, doğal, fizyolojik bir süreç olsa da her zaman böyle seyretmeyebiliyor gerçekten. Evet. Ve gebelik daha riskli bir hal alabiliyor. Evet. Bugünkü konumuzda prematürite, erken doğumlar ve yeni doğan bakımı söz konusu ise gerçekten riskli gebelikler erken doğum adayıdır bir yandan. Anneye ait riskler, bebeğe ait riskler aslında erken doğum ihtimalini artıran bir unsur olduğu için riskli gebeliklerden söz etmekte kesinlikle fayda olacaktır. Kimler peki riskli gebelik adayıdır veyahut her şey normal giderken bir gebelikte o gebelik riskli bir gebeliğe dönüşebilir mi? Evet. Öncelikle bunlara göz atalım. Bunun tabii kısaca, oluşmaması için herhalde tabii ki, tabii gebelik ki. İzlemleri hiçbir sorun kesinlikle, olmasa bile kesinlikle. Gebelik öncesinden başlayarak gebelik tabii, izlemleri tabii, çok önemli. Tabii. Erken tanımlayarak tabii gerekli ki, tedbirleri tabii almak tabii lazım. Ki. Önceki programda zaten bunu özellikle değindik. Daha önceden tespit edilebilecek patolojiler, sıkıntılar açısından gebelik öncesi danışmanlık kesinlikle önemli. En başta anneye ait faktörlerden bir giriş yapabiliriz. Kimler bu riskli gebelik adayıdır aslında sorusunun cevabını ararken. Anne yaşı bile önemli bir faktör. 18-17 yaş altı veya 35 yaş üstü anne adaylarımız aslında bir riskli gebelik adayıdır. Alkol kullanımı, sigara kullanımı, madde bağımlılığı, aşırı kilolu olma bunları sayabiliriz. Annenin kronik hastalığa sahip olması. En başta aklımıza gelenler diyabet, şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, evet. epilepsi hastalığı olması, kanser hastalığı olması, bazı bağışıklık sistemini ilgilendiren romatoid artrit, sistemik lupus vardır belki de bizi izleyen hastalar bu hastalıklara sahip olan. Bu tarz kronik hastalıklara sahip olan hastalarımız biraz daha riskli bir gebelik geçirme adayıdır. Ben aslında bunları sayarken arada birkaç önerimizi de söylemiş tabii. olalım saymışken. Bu tarz kronik hastalıklara sahip olan anne adaylarımız mesela bir diyabet hastasıysa kan şekerinin düzenlenmesi, gebelik öncesinde, gebelikte kullanılacak ve kullanılmayacak ilaçlar birbirinden farklılık da gösterebilmekte. O yüzden ilaçların ben gebelik planlıyorum diye ilgili branş hekimine, dahiliyede takibi olsa dahiliyede, bir tansiyon hastamız kardiyoloğuna gidip yani ben gebelik düşünüyorum. Lazım. Kadın doğumcu yanında gerektiğinde kadın doğum hekiminin yönlendirici, tabii, tabii, ilgili tabii. branş hekimleriyle tabii. Zaten yaklaşım. Bu hasta bize az önce bahsettiğiniz gibi çok önemli. Bize gebe kalmayı düşünüyorum dediği zaman biz öncelikle mevcut hastalıkları var ise onunla ilgili branş hekimlerini yönlendirip onların düzenlenmesi, o hastalığın gebelikle birlikte kombine bir şekilde düşünüldüğünde hangi ilaçların uygun olabileceği, belki ilaç değişimine gidilecek, belki de şu an gebeliğe uygun değil diyeceğiz. Şekerin düzene binsin, tansiyonun düzene binsin yahut bir epilepsi hastasıysa gebelikte kullanılabilecek ilaçlar düzenlendikten sonra gebelik kalması emin olun çok faydalı bir Tabii. süreç olacaktır gebelikte. Anneye ait başka riskler de söz konusu olabilir. Daha önceden gebelik varsa daha önceki gebeliklerden getirdiği riskler olabilir. Tabii. Tekrarlayan düşükleri olan hastamız, tekrarlayan erken doğumları olan hastamız, daha önceki gebeliğinde gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklamsi dediğimiz tansiyon yüksekliği, idrarda protein kaçağıyla giden bir tablodur bu. Geçirmiş olan hastamız, gebeliğinde şeker gelişmiş olan hastamız, daha önceki gebeliğinde kolestaz dediğimiz karaciğer safra yollarını ilgilendiren tamamen gebeliğe bağlı ortaya çıkan bir hastalık. Geçirmiş olan hastalarımız daha riskli, bunların tekrarlama özelliği de olabileceğinden dolayı daha dikkatli olmak zorundadır. Geçirmiş olduğu ameliyatlar hastanın sezeryan ve sezeryan sayısı hatta
Plasenta previa dediğimiz bebeğin eşinin aşağıda olması doğum esnasında çok ciddi kanama yapabilecek bir durumdur. O hastanın riskini kat be kat arttıran bir şeydir. Plasenta previa geçirmiş olması, 3 sezeryen, 4 sezeryen, 5 sezeryen, sezeryen sayısı arttıkça riski artacaktır hastanın doğumdaki, mevcut gebeliğindeki. Miyom ameliyatı gibi rahmi ilgilendiren ameliyatlar geçirmiş olma. Eşiyle akraba mı? Bu bile önemli bir ayrıntı. Ülkemizde ailede yüksek değil tabii mi? Ki. Ailede kalıtsal bir hastalık var mı? Evet. Bunların bilinmesi önemli. Anne ile ilgili kabaca özetle sayabileceğimiz bunlar. Peki mevcut gebelikte ben 20. haftaya geldim. Hiçbir şeyim yoktu. Birden şu oldu. 30. haftaya geldim. Hiçbir şey yoktu. Birden şu oldu. Diyebileceğimiz durumlar var mı? Çok fazla var. Evet. Mevcut gebeliğe ve bebeğe ait sonradan ortaya çıkabilecek her şey normal, kronik hastalığımız yok, önceki gebeliğimiz yok, ilk gebeliğimiz ya da daha önceden normal gebelikler geçirmişiz. Böyle sıkıntılar ortaya çıkabilir mi? Tabii ki çıkabiliyor. Bunların başında erken haftalardan itibaren düşük tehlikesi olabilir, erken doğum tehlikesi olabilir, erken su gelmesi olabilir. Gebelikte daha önce saydığımız gebelik şekeri, gebelik hipertansiyonu, gebelik kolestazı dediğimiz gibi durumlar oluşabilir. Plasenta dokulmanı dediğimiz gerçekten can sıkıcı, bebeğin eşinin zamanından önce yerinden ayrılıp mecburen doğumu almamızı gerektiren bir durumdur bu durum. Çok erken haftalarda da olabiliyor. Bunların hepsi bir yandan prematürite sebebi de sayılabilecek şeyler. Erken su gelmesi, erken doğum sancıları. Gebelikte bebeğe ait bir anomali tespit edilmesi. Bir de son yıllarda değil mi? Özellikle yani suni üreme teknikleri. Evet. Onların kullanılması da çoğul gebelikler. Çoğul gebelikler. Tam da ona geliyordu sıra. Obezite çok arttı tabii bence. Tabii ki de aşırı kilolu olması zaten insülin direncinin olması, kilolu olması. Zaten biliyorsunuz obezite artık metabolik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Sadece kilolu olma durumu değil. Pek çok şeyin sebebi olabiliyor. Pek çok olumsuz sonuç doğurabiliyor. Hem gebede hem gebe olmayan hastalarımızda. Bebekte bir anomali tespit edilmesi, bebekte saptanan bazı anomaliler gebelik takiplerini ve seyrini tamamen değiştirebilir. Çoğul gebelik dediğiniz gibi yardımcı üreme tekniği, yani gebe kalmakta zorluk çekip tedaviler aracılığıyla gebe kalmış olan hastalarımızda çoğul gebelik, yani ikiz ya da üçüz gebelik oransal olarak daha fazla görülmekte. Hepimiz seviniriz ikiz gebelik, üçüz gebelik. Evet, bolluktur, berekettir. Fakat gebelikleri hakikaten biraz daha sıkıntılı ve riskli olmaya adaydır. Bu düşük tehlikesinden, erken doğuma, gebelik tansiyonundan, gebelik şekerine varana kadar pek çok risk artmaktadır. Özellikle tek yumurta ikizlerimiz, yani aynı plasentadan monokoryonik gebelikler, ikizden ikize transfüzyon sendromu, çocuklarım çok daha iyi bilir. Çok ciddi sıkıntılara, anne karnında yapılacak müdahalelerle nispeten iyileştirebilen durumlar olabiliyor kesinlikle. Ama çok ciddi orantısız büyümeye ikizler arasında ve ciddi sıkıntılara, sistemik sıkıntılara sebep olabiliyor. Kan uyuşmazlığı çoğu zaman hiçbir sorun teşkil etmez ilk gebeliklerde. Ama eğer bununla ilgili bir duyarlanma durumu varsa, mevcut gebelikte kan uyuşmazlığına bağlı, bebekte ciddi kansızlıkla kalp yetmezliğine varana kadar sıkıntılar yaratabilecek bir etkilenme durumu varsa gerçekten problemli bir durum halini alabiliyor. Bebeğin suyunun az olması, fazla olması, bebeğin gelişiminin çok geriden gelmesi, anne karnındaki gelişme geriliği, çocukça arkadaşlarımıza en çok teslim ettiğimiz sıkıntılı bu preeklampsi, hipertansiyon gibi durumların da ikinci bir sonucu olarak, özellikle mekanizma anne olarak. Anne karnında gelişemeyince anne karnında bebek ölümleri olabiliyor tabii, maalesef. Tabii. Erken ya da geç gebelik kayıplarına sebep olabilecek ama durumlardır bunlar. Ama ancak yani tabii siz de biliyorsunuz. Sen bundan şimdi anneler tabii bu kadar çok hastalığı duyunca moralleri bozulacak ama. Yok biz zaten ki, özellikle normali geçen programda anlattık. Bunlara da gereken yaklaşımlar yapılabilir. Tabii onları tamamlayacağız. Burada sadece hani ben acaba riskli bir gebelik adayı mıyım diye soran hastalarımız, evet biraz daha riskli bir gebelik adayı olabilirim. Bir an önce eğer gebelik düşünüyorsam bununla ilgili tedbirleri almaya başlayayım. Gebelik öncesinden başlayayım. Bizim buradaki amacımız, vermek istediğimiz mesaj, evet daha riskli gebelik adayısınız.
Olabilir. Bu kesinlikle olabilir. Biz zaten hastalarımızı cesaretlendireceğiz bu konuda. Çekin tabii. demeyeceğiz. Tabii. Biz bunun için varız. Biz bunun için varız. Veya doğum zamanına karar vermesi. Tabii doktorun. Kesinlikle. Bu arada kesinlikle. Tabii bu kararı alırken çocuk bölümündeki yeni doğandaki çocuk bölümündeki arkadaşlarla konuşarak hangi haftada doğurtulmalı? Anne tabii. sağlığı için, bebek sağlığı için evet. karar veriyorsunuz. Evet. Yani böyle bir ekiple çalışmanız. Kesinlikle özellikle çok önemli. Yani teknolojik imkanlar gerçekten çok önemli ve evet. kolay değil. Bunların altyapı, fizik yapı koşulları. Evet. Yaklaşık 30 tane kriter var. Böyle her bir testte 5-6 tabii tane ki. Şey olan. Tabii ki. Çok haklısınız. Yani bu kliniklerde çünkü anne karnında geçirecekleri süreyi tabii, bu tabii. kliniklerde kaliteli olarak geçirmek tabii zorundalar. Ki. Yeri geldiğinde çocuk kardiyoloji uzmanımıza gebemizi gönderebiliyoruz. Ekosunu yapsın diye. Tabii. Bebekte bir kalp anomalisi saptandığı zaman, yeri geldiğinde bebekte sinir sistemini ilgilendiren bir sıkıntı saptadığımızda onu nöroşirurji uzmanımıza ya da nöroloji uzmanımıza ilgili branşlara yönlendiriyoruz. Oradan ailelerimize danışmanlık veriliyor. Bu hastalığın seyri nasıl olur, nasıl devam eder, doğum öncesi, doğum sonrası neler yapılması gerekiyor, peki, daha sağlıklı bir şey gebelik elde etmek için. Şimdi tabii çok hani konuşmacı arkadaşlarımız var, çok güzel. Zaten evet. bu konuları evet. inşallah biz bu aylık programlarımız işte sizinle tabii. en az bir 5-6 saat, 5-6 program sadece evet. bu konuları konuşacağız. Evet, tabii ki. Şimdi annelere vereceğimiz özet mesajlar, şöyle ana noktalar, aklımızda kalsın dediğimiz evet. noktalar neler? Her gebelik riskli gebeliğe dönüşebilir. Dönüşebilir. Çok dönüşebilir. Önemli. Bu önemli. Ama benim riskim var, benim kronik hastalığım var, benim daha önceki gebeliğimde şöyle bir sorun oldu, böyle sıkıntı yaşandı deyip karalar bağlamaya kesinlikle gerek yok. Çok güzel, yok. Evet çok doğru. İkincisi, riskli bir gebelik adayısanız şunu bilelim, evet gerçekten daha sıkı takip edilmeniz gerekebilir. Evet. Daha ileri tetkikler gebelikte ve doğum sonrasında gerekebilir. Daha farklı branş hekimlerine, multidisipliner dediğimiz daha farklı bir branş hekimlerine gerekir. Daha çok yönlendirilebilirsiniz kadın doğumcu tarafından. Doğumunuz daha erken olabilir ama buradaki idealize edecek olursak burada aslında şimdi her şeyin normal gittiği gebeliklerde aslında patron bebek oluyor. Ne evet. zaman gelmek istiyorsa o zaman geliyor. Evet. Fakat burada artık biraz anne ve bebek sağlığını dengede kademeli tutarak. Olarak dengede tutarak optimal doğum zamanını belirlemek biraz o anki tıbbi verilere göre yapılmak zorunda kalıyor. Bazen 30 haftada bir doğum hiçbirimiz istemiyoruz. Fakat hatta bu yakın zamanlarda 31 haftalık bir HELP sendromu dediğimiz evet. ve anne karnında ciddi gelişme geriliği olan bir hastamız olmuştu. 31 hafta 2 günde 3 günde düşmeyen tansiyonları, şiddetli preeklamsi dedik az önce mesela, artık karaciğer enzimlerinde bozulma, trombosit dediğimiz kanda pıhtılaşma hücresinin sayısında düşme, artık annemizin gerçekten artık doğumdan çıktıktan sonra belki günlerce haftalarca yoğun bakımda kalmasına bile sebep olabilecek bir tablodur o. Anne ölüm riski olan bir tablodur. Artık denge doğuma doğru kaydığı zaman doğum zamanlaması gerçekten çok çok önemli. İşte bunun yeni için, doğancılarımıza teslim ettik bir kiloluk bebeğimizi. Bu arada bir önemli noktayı mutlaka hani şu anda. Söylemişsinizdir ama yine ben vurgulamak istiyorum altını evet. çizerek. Böyle riskli bir gebelik durumunda doğum olayında yani belirli bir zamanda karar verilecekse evet. en iyi transport anne karnında kesinlikle. Transport diyerek. Biz bir saat için bile çok yoğun mücadele veriyoruz. Tam donanımlı bir için. Hastanede evet. olması lazım. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü kesinlikle, kesinlikle başka bir hastaneye gelecekler çocuğun tabii yaşam ki. Kalitesini tabii etkileyebiliyor. Ki, tabii ki. Zaten biz böyle bu tarz doğumlarımız olacağı zaman bir gün iki gün öncesinden saatler öncesinden çocuk doktorlarımızla direkt irtibata geçiyoruz. Hastanın durumu hakkında detaylı bilgimizi veriyoruz. Bazen doğuma bir çocuk cerrahının gelmesi o çocuk için hayat kurtarıcı olabilir mesela. Evet, bazen bir kalp damar cerrahının evet bu kalp damar cerrahı olmalı bu ameliyattan ama sonra. Ama öncelikle çocuk ekibi, gerektiğinde bir yeni evet. doğan ekibi ve doğumhanedeki ilk yaklaşımlar biliyorsunuz. Tabii. Hani yeni doğana canlandırırsa biz tıbbi adı neonatal resüsitasyon programı evet, evet. dediğimiz hani halkın bileceği bir yeni doğanın canlandırması evet. programı da yaklaşık 25 senedir ülkemizde rutin olarak uygulanmaktadır. Ve biz bu hastanedeki ekipteki doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüp ekibimiz, kadın doğumcularımız evet. herkesin bu eğitimi almasının zorunlu olduğunu tabii. biliyoruz. Tabii. Ve bunu belirli aralıklarla tekrar. Yani sevgili anneler bilin ki bunlar için sizin bebeğinizin riskli bir gebe bile olsanız ne yapılacağı konusunda hepimiz evet. multidisipliner hastaneden yönetim ekibi de dahil tabii. karar veriyoruz. Tabii. Evet, buradaki temel amaç sizin de az önce belirttiğiniz gibi riskli bir gebeliğimiz varsa olabilecek en iyi haftada anne ve bebek sağlığının
optimal düzeyde, yani bozulmadan, işler evet. daha kötüye gitmeden olabilecek en iyi haftada en sağlıklı şekilde, mümkünse anneyle bebeğin sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu olacağı şekilde planlanarak yapılması evet. dediğimiz gibi bu çocuk ve kadın doğum ekibi ve diğer branşların 7-24, onu da ekleyelim. Yani doğumun tabii. saati, zamanı planlaması olmayabilir. Bizim 7-24 her zaman yeni doğan yoğun bakım ve çocuk doktorlarının olması, tam teşekküllü bir hastanede takiplerin ve doğumların olması son derece hayati. Çok zor bir görev ama tüm arkadaşlarımın da bu işi keyifle yaptığını, hemşire arkadaşlarımızın, diğer personelin, gerçekten bunu da insanlar bilmeli. Biraz önce mesela biz polikliniğimizde değil mi, bir krematüre bebeği taburculuğa hazır ederken, yani gerçekten o kadar sevimli varlıklar ki, biz yani hekimler, özellikle bu işle uğraşan kişiler, gerçekten onları böyle o kadar sevgiyle kucaklıyoruz ki, evlerine gönderirken acaba anne bakacak mı, baba bakabilecek, bunun endişesini duyuyoruz. Tabii onları da hazır hale getirdikten sonra gönderiyoruz. Kesinlikle. Ben verdiğiniz tüm bilgiler için teşekkür ediyorum. Tekrar dediğim gibi İbrahim Bey de burada. Kadın doğum bölümüyle mutlaka ayrıca programlar, tek başına sizinle beraber bu konuları ayrı ayrı konuşarak neler yapabiliyoruz, olanaklarımız nedir, bunlara değer vereceğiz. Tabii. Evet, şu arada sanıyorum şimdi bu özellikle riskli bebeklerin en önemli gruplarından bir tanesi prematüre bebekler. Hani bunu hep biliyorsunuz zaten. Aslında prematüre, halk arasında prematüre deniyor ama biz tıbbi ismiyle preterm terimini kullanmak istiyorum. İnşallah ilerideki, önümüzdeki yılki programlarımızda bu konuları açtığımız zaman prematüre, preterm, düşük doğum ağırlıklı, bunlar arasındaki farklılıklar, bunlara ben çok önem veriyorum. Çünkü tanımlamalar çok önemli. Ancak prematüre bebeklerde gebelik süresi ne kadar kısaysa, doğum ağırlığı ne kadar düşükse, değil mi? Bebeklerde yaşam mücadelesi o kadar fazla oluyor. Doktorlar çok uğraşıyor. Fakat gerçekten günümüzde gerçekten mucize dediğimiz durumlar yaratılıyor. Çünkü ben yaklaşık 50 yıllık hekim olduğum için 1990'lı yıllardaki, 2000'li yıllardaki durumu biliyorum. Seneler içerisinde çocuk yaşatma sınırları çok erken haftalara doğru kaydı. Hastanemizde de böyle örnekler var. 34 gebelik haftasının üstündeyse onlarda ne gibi sorunlar bekliyoruz, neler yapıyoruz? Başlangıçta zaten bu bebekler doğduklarında belli organları tam miyadıyla uyumlu ya da daha geride gelişmeler. Yani solunumla ilgili solunum sıkıntıları olabiliyor. 34 hafta üstü olsa dahi respiratör sendrom ya da akciğeri tam olgunlaşmamış, sürvanta dediğiniz bir madde yapmadığından dolayı solunum sıkıntısı çekebiliyorlar. Yine yeni doğanın geçi taşipnesi, bizim TTN diye dediğimiz, bu da akciğerdeki bazen zor doğum olur ya da bebek geç ağlar, içindeki sıvılar tam çıkmaz. Geçici bir dönem bebek hızlı nefes alır. Ya da hamilelik döneminin son döneminde bir enfeksiyon kapar. Akciğer pnömonisi gibi. Bunlar ilk başta gördüklerimizdir. Tabii ki bunlar yukarıya doğru gittikçe azalır. Aşağıya doğru miyada gittikçe artar. Öyle ama 30 haftada EDS'yi daha çok görürüz. Dikkat çekmek için aileler arasında, halk arasında şöyle bir anlayış vardır aslında. Çok enteresan. 7 aylık bebek yaşar, 8 aylık yaşamaz diye. Burada da aslında sanıyorum ki şu 8 aylık veya yani miyadına yaklaştıkça bebekler normal bebek ağırlığından yetişiyor. Ve doğum ağırlığı normale yakın olunca normal bebek muamelesi görüyor. Yoksa daima yani sınırda bir prematüre de olsa, büyük prematüre de olsa yakından takip etmek gerekiyor. Kesinlikle. Bunu da vurgulamakta yararlı. Daha düşük miyatlı bebekler, yani 30 hafta altı örnek, orada görülen komplikasyonlar zaman zaman bu büyük miyatlılarda da görebiliyoruz. Örneğin nefesini geçici durdurma, apne dediğimiz tablo. Bunun birçok sebebi var. Bir enfeksiyonlar, işte kafasında bir kanama olur zaman, doğumdan itibaren bir takım kafa içi anomaller, beyindeki sıvı toplanması, hidrosefali dediğimiz, ya da basit reflüler, zaman zaman oksijensiz kalmışsa eğer doğum, zor bir doğum travayında, birçok elektrolit denge bozulması, mesela kan şekeri düşüklüğü, tuz dengesi, sodyum, potasyum dediğimiz kalsiyum bir maddenin düşüklüğünde gene bu apneler, bu bebeklerde de olur, küçüklerde daha sık görür. Onun dışında kan şekerleri, bunlara zaman zaman düşebiliyor. Yeterli zaten prematür bebeklerin, evet, kiloları düşüktür. Yüzey hacimleri azdır. Büyük bebeklerin yüzey hacmi fazla. Daha hani yağ dokusu artı glikojen depoları daha iyidir. Şekerleri daha azdır. Ama
düşük prematür dediğimiz bebeklerde sık sık kan şekeri düşüklüğü hatta olabiliyor. Hatta şunu söylemek lazım. Yani bebekler normal zamanda bile de olsa mutlaka yakın izlem gerekiyor. Kesinlikle. Ama normal bebeklere göre bu bebeklerde daha fazla risk görüyor. Peki annelere ne gibi önerilerde bulunursunuz bebekler için? Şimdi bu bebeklerde tabii ki taburcuklarında mutlaka yani eve gönderdiğimizde o da başlı başlı bir şeydir. Birincisi bu bebeklerin evdeki yani enfeksiyona karşı mutlaka korumaları gerekiyor. Bebekler, daha hassas değil mi? Daha çabuk hassas. Enfeksiyon kapabilir. Çünkü anneden geçen antikorlar genelde hamilelerin son 3 ayında geçiş yapıyor. Bebek o antikorları alıyor koruyuculuğu için. Erken doğduğunda bunları çok azalıyor. Çok doğru. İmmün sistemi çok gelişmediği için annenin mutlaka enfeksiyona karşı kendisi hijyen koşullarına dikkat edecek. Artı dışarıdan hastalık taşıyacaklar küçük kardeşler, artı komşu, misafirler. Viral enfeksiyon özellikle bu daha şekilde dikkat etmesi anneler gerekiyor. Zaman zaman bize en çok soru işte anne sütü. Kesinlikle o mucize besinden esirgemeyeceğiz. Eğer yoksa mutlaka takviye gerek. Bebek beslenecek. Ama ısrarla anne sütü diye tutturacağız, evet, değil mi? Zaman zaman prematür bebeklerde emzik kullanalım mı? Öneriyoruz. Çünkü bebeğin emme refleksinin daha iyi gelişmesi, o kasların güçlenmesi için emzik kullanabilirler. Göz muayeneleri, işitme muayeneleri, mutlaka bunlar rutin takip etmelerini, özellikle göz muayenesi, ROP muayenesi, retina muayenesi çok hassas bir muayene olduğu için, evet, ve zamanda yapılması gerektiği için mutlaka zamanında bunları biz kendimiz burada check ediyoruz. Hasta yani gitti mi gitmedi mi? Örneğin erken taburcu olmuş, tam zaman bir ayı dolmamış. Biz telefonla arıyoruz, muayeneye gittiniz mi gitmediniz mi? Bunlar kontrol edilmesi gerekiyor. Zaman zaman bu bebekler ısı problemi yaşayabiliyorlar evde. Biz genelde 23-24 santigrat derece oda ısısının yeterli olduğunu, ebeveynler yani oda ısısına göre terletmeden giyimlerine dikkat etmeleri, mutlaka evde hijyen koşullarına iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü bebeklerin genelde gripal enfeksiyon, bronşiolit, üst solunum yolu çok sık olurlar. Yoğun bakımlık olabiliyorlar, tekrar hastaneye yatabiliyorlar. O yüzden ona dikkat etmeleri gerekiyor. Uygun uyuma ortamı sağlanmalı. Gürültünün az olduğu veya odaya giren çıkanlar daha az olduğu bir oda ortamı olması gerektiğini öneriyoruz. Bunlar aslında çoğu biliyor ama bazıları çok çekiniyorlar. İşte bebeğin bir altını değiştirirken bile korkan anneler bilirim. Yine kusma konusunda çok dikkat ediyoruz. Özellikle bebeğinizi besledikten sonra bir süre göğsünüzde dursun, gazını çıkaralım. Daha sonra yatırırken çok sert bir şekilde değil, yumuşak şekilde yatırın. Ve besledikten sonra altını bir süre değiştirmeyin bezini. Çünkü fizyolojik reflü olduğu için kusabiliyorlar bebekler. Evet. Bunlar evde önerdiklerimiz. Daha çok şey var ama hani en azından başlıca... Son aylarda belki kan depoları da yeterli. Yani demir geçiş şey dersi de olabilir. Tabii ki mutlaka bebeklerin bunların fizyolojik anemi gelişebiliyor. Demir normal takviyesi, bebeklere göre daha sık gelişebilir. Bunlar rutin zaten veriyoruz. Bazen işte gaz gidiyor. Son normal bebeklere göre daha erken dönemde vermeye başlıyoruz. Prematüre biraz daha hani kontrolleri olsun, takipleri olsun, evde doktorla kontak kurmaları daha sık olmalarını istiyoruz. Evet. Tabii bu bebekler yani büyük bir çoğunlukla eğer hani Mehmet Ali Bey'in de vurguladığı gibi bebeklerle izlem kurallarına uyarsa normal bebeklerden biraz daha yakın takip edilecek, daha sık izlem yapılacak. O takdirde tamamen sağlıklı bebekler olarak hayata kazandırılabiliyor. Ben şu noktalara değinmek istiyorum. Günümüzde bırakalım o büyük bebekleri, 1000 gramın altında olan bebeklere, 750 gramın altında olan bebekler, yaşam sınırı dediğimiz 26-28 haftadaki bebekler bile iyi bir şekilde takip edildiğinde son derece sağlıklı bir bebek olarak yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Kadın doğumcu arkadaşımızın söylediği gibi hani bu bebeklerdeki problemleri biz öngördüğümüz için takiplerinde olası sorunları bilerek ona göre tetkiklerimizi yapıyoruz, yakın takip alıyoruz ama tabii uzun soluklu bir olay. Böyle durumlarda anneler doktorlarda daha bir iyi iletişim halinde olacak, hemşireler tarafından yönlendirilecek ki tüm hastanelerde bizim Avrasya'daki hastaneler grubunda da taburcu olduktan sonra anneleri taburculuğa hazırlama, yönlendirme, anne baba okulu, gebe okulu gibi programlar rutin olarak uygulanmaktadır.
Çünkü istiyoruz ki burada kendimizde doğan bebeklerin ileride sağlıklı bireyler olduğunu görelim. Bu nedenle bu sene korona nedeniyle yapılamadı. Ancak çocuk şenliğinde ben binlerce çocuğu görmüştüm. Sevgili Ersin, burada yine hastanemiz Zeytinburnu çocuk bölümünün Ersin var. Bebeğimize gayet güzel baktık. Kadın doğum bölümü bize verdi. Teknik olanaklarımız iyi. Ailelerle iletişim kurduk. Taburculuğa hazır dedik. Taburcu olduktan sonra neler yapalım, nelere dikkat edelim? Annelere verecek ana mesajlar şeklinde. Çünkü hocam, bu konu ayrıca bir program olacak. Hocam, söylediğim gibi arkadaşlarım, buradan giderken biz beraber bir aile gibi oluyoruz. Yani bebekler doğduğundan itibaren en azından küçük prematürler bizimle beraber bir ay, bir buçuk aydan daha fazla bir süre bizimle kalıyorlar. O süre içerisinde 24 saat onlarla hem telefonla hem yüz yüze bir irtibatımız oluyor. Prematür bebeklerin daha sonraki izlemlerinde en önemli şey aileyle irtibatın kesilmemesi. Aileyle bu şekilde bir iletişim kurulunca da bu iletişim sonucunda da aile çıkmadan, bebek çıkmadan aileyi prematür ve bebeğe nasıl bakılması gerekiyor? Çünkü özel bir bebek bunlar. Bunların bakımları yeterli kadar olmadığı takdirde hem nörolojik açıdan hem de ileride çıkabilecek sekeller açısından aileyi hazırlamak ve bu bakımları yakından takip ederek de bu erken dönemde teşhis edip tedavilerini planlamak gerekiyor. Bebekler çıkmadan önce biz 1-2 hafta daha yakın bir ailelerle temas içinde oluyoruz. Taburcu olduktan sonra da bizim burada ben bir gün sonrasında bebekleri tekrar görmek istiyoruz. Çünkü her ne kadar bilgilendirilse de aileler eve gittiklerinde birebir bebekle beraber kaldıklarında birçok problem yaşayabiliyorlar ve bu problemleri geldiklerinde bize daha rahat anlatıyorlar. İlk günkü konuşmamız evdeki durumu anlatmak, evdeki yaşadıklarını bize tekrar sözel olarak konuşmak. Daha sonra bir 7. günde, daha sonra da bebeğin haftasına düzeltilmiş ayına göre ilk bir yıl içerisinde aylık kontroller şeklinde gidiyor. Daha önceki arkadaşların da söylediği gibi işitme ile ilgili problemler çıkmadan önce biz burada yapıyoruz. Şimdi özellikle şöyle diyeyim Ersin. Şimdi bu bebekler, normal bebekleri de biz izliyoruz. Ancak prematüre bebekse, özellikle küçük prematürelerse ilave olarak neler yapıyoruz küçük prematürelerde? Küçük prematür bebeklerde gönderirken aileyi işte bilgilendirme yapıyoruz. Yani çocuk doktoru dışında, eğer başka bir branş gerektiriyorsa göz doktoru, işitme açısından kontroller, aşılarını tekrar bir düzenlemek ki bunlar bazen sağlık ocağındaki arkadaşlarla çakışma da olabiliyor. Bunları normal bir bebek gibi kabul etmeyip düzeltilmiş ayına göre yapmaları gerekiyor. Düzeltilmiş ay ne demektir aileler bilse bunu? 40 hafta olarak normalde biz bebekleri kabul ederiz. Bebeğin haftası işte 36 haftalık doğduysa 10 hafta geriden geliyor. Tabii 10 hafta sonra normal bir yadayım. Bebeklerin ailelere çıkarken de anlatırız ki bu işte 6 aylıkken baş çevresi normal yaşıtlarına uygun olabileceğini, boydakini gelişmenin 3 yaşına doğru tamamlanabileceğini, kilosunun da yine aynı yaşlarda ketçap dediğimiz yakalamaların olabileceğini söyleriz. Çıkarken vitamin takviyelerini muhakkak anlatıyoruz. Biz bebeklerde durduğu takip evet, ederken evet Ersin'ciğim bu arada Fransa'dan bir soru var. O nedenle ben sana sormak istiyorum. Evet. Canlı herhalde bir soru canlı telefonla. Fransa'dan bir soru var. Şimdi özellikle ben biliyorum ama sana da sormak istiyorum. Bebekler normal doğum yapan anneler ne zaman taburcu oluyor? Sezeryanla yapanlar ne zaman taburcu oluyor bizde? Bunu geçen bölümde anlatmıştık ama tekrar söyleyelim. Yok, bizim burada 24 saat içerisinde eğer bebekli bir annede bir komplikasyon yaşamadıysa normal doğan bir bebekleri taburcu ediyoruz. Ülkemizde genel prensip evet. Böyle erken taburculuk diyoruz ama. Sezeryan olduğu takdirde de 48 saat içerisinde buradan taburculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi aslında Fransa'dan bir anne sorusu var. Hı-hı. Müsaadenle ben cevap vereyim tabii istersen. Tabii. Şimdi aslında Fransa'dan telefonla arayan bir anne diyor ki Fransa'da diyor bebekler bir hafta sonra taburcu oluyor. Türkiye'de niçin bir gün sonra taburcu oluyor? Şunu söyleyeyim ben hani dünyanın birçok ülkesini biliyorum. Amerika'da, Londra'da, Fransa'da değişik ülke. Şimdi bir defa o ülkelerde doğum sayısı o kadar az ki bizim ülkemizde yılda 1,5 milyon civarında çocuk doğuyor. Bir de bunun dışında gerçekten ülkemizde teknolojik olanaklar, tıbbi olanaklar çok yeterli. Zaten bir gün diyorsak da eğer çocuk taburculuğa hazır değilse kesinlikle gönderilmiyor. Bir günlükte taburcu ettiğimiz bebeği büyük bir çoğunlukla ertesi gün hemen çağırıyoruz. 3 gün sonra yine çağırıyoruz. Yani tam taburcu etmek değil hani bir hazırlık evresinden geçiyor. Eğer zaten sezeryanla doğduysa mutlaka kadın doğumcu, çocukçu karar veriyor. Hatta bugün biraz önce poliklinikte gördünüz.
Hemşire hanım bebeği getirdi. Bebeğin kararında bebek hemşiresi, çocuk doktoru gerektiğinde ben birlikte aileyle bir araya gelerek, yani daima bir gün sonra çıkıyor diye bir durum söz konusu değil. Ama ülkelerde doğum sayısı zaten çok az veya bir takım yani ne de yani ülkelerin sağlık politikalarındaki yaklaşımlar, ama yalnız şunu söyleyeyim. Türkiye yeni doğan yoğun bakımda Akdeniz ülkeleriyle ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle, Fransa'yla, Amerika'yla veya Londra'yla devamlı irtibat halindeyiz. Ve Türkiye gerçekten yeni doğan yoğun bakım konusunda 2000'li yılların başlarında yapılan organizasyonlar doğrusunda ekipman, ekip olarak çok da eksik değil. Oradaki vakalar da zaman zaman Londra'da doğan da bizi arıyor, Fransa'da doğan, hatta Amerika'dan da telefonla arayarak takip ettiğimiz kişiler var. Ama burada dediğim gibi mutlaka bir günde diye bir şey yok, ama hiçbir sorun yoksa ülkemizdeki doğum sayısı veya maliyet etkinlik hesabı göz önüne alınarak yapılıyor, ama bebekleri çok yakın izliyoruz ve hatta benim bildiğim kadarıyla İbrahim Bey de burada. Hani bu bebeklerin ilk 10-15 gün hastane tarafından takibi tamamen ücretsiz yapılıyor, değil mi? Evet. Ücretsiz yapılıyor, takip ediliyor. Bunu da özellikle paylaşmak istedim. Bir sual daha var sanki. Hocam aynı soruyu. Aynı soru. Ha, evet. Evet, başka sual olursa yine getirebilirsin. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum sorduğunuz soru için. Hani bizi izlediğinizi anlıyorum. Lütfen sorularınız olursa sorun. Dijital ortamda bize ulaşmaya çalışın. Biz sizi cevaplandırmaya çalışacağız. Evet Ersin'ci, bu arada yine tabii zaman içerisinde bu konuya, yani bugün değil ama başka günlerde, şimdi biz sadece bir çerçeve çiziyoruz. Önümüzdeki dönemde belki 6 ay sadece yeni doğanı konuşacağız. Bir konuyu, bir taburculuğu 2 ay konuşacağız belki. Ama şu arada şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Nasıl gebelik izlemesi önemliyse bebeklerin de izlenmesi önemli. Öngörülmeyen sorunları da erken yakalamış oluyoruz böylece. Değil mi? Öngörülebilen problemi, evet, öngörülmeyen sorunları da. Ve erken tanımlamak. Bu da zaten dünyaca meşhur Gobi efekt diye, İngilizce kelimeler baş harfi, G harfi, growth monitoring, yani büyümenin izlenmesi de ülkemizde gayet iyi bir şekilde yapılmakta. Bu konuda ülkemizdeki ilk programı da 1983'te Devrim Reisi Cumhuriyle ben yapmıştım. O nedenle çok iyi bildiğim konulardan birisi, onu da ileride inşallah paylaşırız sizlerle. Evet, bu arada konumuz nereye gelmiş bakıyorum. Evet, şimdi bebeklerin sağlıklı doğabilmesi için beslenme çok önemli. Tüm yaşam süresince insan sağlığını etkileyebilen en önemli çevresel faktör. Ama özellikle gebelik ve emziklilik döneminde, süt verme döneminde daha da önemli. Niçin daha önemli? Hem annenin sağlığı hem de doğacak yavrunun sağlığı için önemli. Kapanışı yapmak üzere sevgili sunucumuza bırakıyorum. Evet Gönülcüğüm. Çok güzel bir yayın oldu. Umuyoruz ki annelerimize, anne adaylarımıza güzel bilgiler sağlamışızdır. Sizlerin de katkısı çok, sizlere Zoom bağlantısı yaptığımız ve birebir fiziken yanımızda olan hocalarımıza da verdikleri tüm bilgilerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, hastane yönetimine de bu olanakları, tüm bu başarılı medikal kadroyu ve tüm donanımları hastanesinde bulundurduğu için de tüm izleyenler adına teşekkür ediyoruz. Sağlıklı gebeler, sağlıklı bebekler ve kaliteli bir doğum için Avrasya Hastaneler grubunu tercih edebilirsiniz diyoruz. Evet, her zaman söylediğimiz bir şey var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibimiz. Yayınımızın başında da gördüğünüz gibi hocalarımız sürekli gidip gelmek zorunda kaldı. Neden? Çünkü sağlık hiçbir zaman ihmale gelmez. Burada bulunan doktorlarımız da yayın anında anneler için, çocuklar için sürekli bir koşturma halinde canlı yayın gerçekleştirdiler. Emeklerine teşekkür ediyoruz. O yüzden konu konuyu açıyor. Sağlığınızı da ihmal etmeyin derken ne diyoruz? Bu yaşadığımız kısıtlamaların olduğu günlerde de ve aldığınız randevularınız varsa daha öncesinden ya da yaşadığınız o anki sağlık probleminiz varsa randevu bilgilerinizi de SMS yoluyla kurumsal iletişim hattından sizlerle paylaştığımızı da bu yayınla tekrar hatırlatmak istiyoruz. Çünkü neden sağlığınızı ihmal etmeyin diye biz sizlere bu konularda sürekli bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda aşılar, yeni doğan bebek aşıları. Onun için lütfen bizi izlemenizi, soruyla katılımlarınızı, bizi yönlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Her şey
bebeklerimizin, evet, annelerimizin ve Türkiye'nin geleceği, dünyanın geleceği için diyerek hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 4 Şubat'ta buluşuyoruz öyleyse, evet, hocam. Evet. Son olarak randevu almak için 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezi temsilcilerimizle görüşebilirsiniz. Kanal 58 ekranlarında Avrasya Hastaneler grubunda Zeytinburnu yerleşkesinde yine dolu dolu bir programla sizlerle birlikteydik. Şifa Kapısı programımızda dijital platformdan tüm dünyaya seslenen Avrasya Hastaneler grubunda yine çok önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Ve kişisel eğitim, anne baba eğitimi, yeni dünyaya gelecek çocuklarımızla ilgili eğitimleri Avrasya Hastaneler grubunda bugünkü güzel de seminerle sizlere duyurduk. Peki bu güzel konferansın duayenlerinden değerli hocamız İbrahim hocamız neler söyleyecekler, kendilerinden dinliyoruz efendim. Evet, bugün yine prematüre bebekler adı altında güzel, çok Türkiye'nin sayılı hocalarının katıldığı, hekimlerimizin katıldığı bir paneldeydik, evet, konferanstaydık. Evet, erkenci çocukları gördük, acelici çocukları, annenin karnında nasıl durdun dedikleri çocukları, işte bunlara erkenci çocuklara prematüre bebek diyoruz. Yıllar önce bizim çocukluğumuzda veya bizden öncelerde böyle tam teşekküllü, dört dörtlük, klorofilli pamuklar üzerine doğan çocuklar yoktu. Tarlada analarımız doğurmuştu. Veya yolda ebeler doğururdu. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında doğumu ebeler yapar diyorduk. Kocaman Türkiye'de 400 tane ebe vardı. Tüm Türkiye'nin neresine nasıl yetişirdi? O kanun bana göre ölü doğmuştu. Ama bugün ebeler, uzman doktorlar ve 9 aylık o süre içerisinde çok iyi bilimsel takipler sonucunda, takipte doğumdan sonra da yine burada bunları gördük. Ciddi bir bakım. Evet, bu paneli izlerken ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hani öğretmenler için söylediği bir söz vardı. Yeni nesilli öğretmenler, yeni nesiller sizin eseriniz olacak. Bugün anladım ki hekimler, sağlıklı nesiller sizin eseriniz olacak. Evet, onların eseri. Yıllar önce bu ülkenin gelişmişlik indeksine baktığımız zaman anne ölümleri, çocuk ölümleri çok önlerdeydi. Sadece ona bakıp bize geri kalmış bir toplum demeleri yeterliydi. Bütün sosyo. Ama bugün bu hekimlerimize baktığımız vakit anne ölümlerinin, bebek ölümlerinin olabildiğince gelişmiş ülkelere yakışır şekilde dengelemeleri onur ve gurur duyacağımız bir tablo. Bunlar da hekimlerimizin eseri. Çok güzel bir ekip burada. Altyapı sağlam, teknoloji sağlam, ekip sağlam, hemşiresi, bakımı yine orada gördünüz. Bu programı bizim Facebook yayınlarında da izleyiciler görebilir, bulabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın bilgilenme ve bilinçlenme, sağlıkta okur yazarlık dediğimiz konularını geliştirmek isteyen annelere, babalara, dedelere, ninelere, ninelere özellikle tavsiye ediyorum ve bu bebeklerin geleceğimiz olan bu nesil çok önemli. Yeni nesil ya şu bu nesil çok önemli. Tabii çok önemli. Geleceğimizi düşünüyorsak, gözleri arkada kalmasın diye düşünüyorlarsa, çocuk yetiştiren anne babalar için, dedeler için, hepsi için
bu programı kaçıranlara, kaçırma şanssızlığına uğrayanlara tavsiye ediyorum. Tekrar Asiye Hanım'ın bu programını izlemelerini özellikle tavsiye ediyorum. Erkenci çocuklar, acileci çocuklar, evet, çok farklı dersler veriyorlar. Daha doğmadan bize ayrı bir dersler veriyorlar. Erkenci çocuklara dikkat. Ve siz de bilgilendiriyorsunuz. Evet. İzleyenlerimizi bilinçlendiriyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Geçmişte bu konferansları konferans salonumuzda birçok katılımla gerçekleştirirken bugün dijital platformda tüm dünyaya sesleniyoruz. İnsanlara sesleniyoruz. Oturdukları yerde eğitimi ayaklarına götürüyoruz insanları. Evet, oturdukları yerde evet. Fransa'dan arayanlar vardı. Ülkenin, yurdumuzun içinde muhtelif yerlerinden arayanlar vardı. Dünyanın her tarafına. Bu sanki milattan önce, milattan sonra gibi. Bunu bir 10 yıl önce söyleseler bile bizler için hayaldi. Evet, bizleri bu pandemi, korona bu noktaya mecbur etti, zorunlu kıldı. Bu mecburiyetlerimizde biz de dijital ortamda yayınlar yaparak, ama işte bugün bir yayınımız benim için hoş olan prematüre dedikleri erkenciler, o aceleciler. Hani çocukluğumuzda biraz yaramazlık yaptığımız vakit annenin karnında nasıl durdun derlerdi. Evet, annenin karnında duramayan erkenci olan çocukları bugün bir programını izledik. Hocam çok güzel. Teşekkür ediyoruz sizlere. Avrasya Hastaneler Grubu olarak da tekrar yeni yılınızı kutluyoruz. Ben de tüm hastalarımızın, çalışanlarımızın, evet, halkımızın ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyor. Zor bir yıl geçirdik 2020'de. Evet. 2021 de çok kolay olmayacak. Tedbirleri elden bırakmamak kaydıyla mutlu yıllar diliyoruz. Ama bununla da yaşayacağız bu krizleri, bu salgınları yaşayacağız. El birliği de aşacağız. Çok yakında ümidimiz aşılar bulundu. Bugün aşı komitemizi oluşturduk. Hastanemizde pandemi aşısı yapılacak merkezlerden bir tanesi, evet, oldu. Hocam. Bu merkezlerden de bir tanesi. Şu anda bunun altyapı hazırlıkları, oda hazırlıkları, evet, ve klinik hazırlıklarını, düzenlerini düzenliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın merkezi sistem, randevu sistemiyle yapılacak bu. Evet. Oralardan randevu alanların sağlık uygulama, aşı uygulama kısımları hastanemizde de gerçekleştirilecek inşallah. Tahmin ederim 15 Ocak'tan sonra, o güne kadar ekibimizin bir grubu yukarıda bu eğitimden geçiyordu. Aşı, evet, uygulamasıyla ilgili ne yaparız diye. Aşılarımız da yakın zamanda Avrasya Hospital'da yapılmaya başlayabilir. Diyoruz. Evet, başlayabilir diyoruz. Çok ama merkezi hocam. Randevu sistemiyle. Evet, merkezi randevu sistemiyle randevular alınacak. Avrasya Hospital'da gelip aşılarını vurulacaklar. Vurulacak. İzleyenlerimiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hospital'daydık ve az önce İbrahim Burlu hocamın da belirttiği gibi çok da önemli bir konferansa ev sahipliği yaptık. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken
ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğum hanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.